zıpkınla balığa girdim. Balığa girdiğim zaman işte birkaç balık avladıktan sonra kıyı açık gezmeye başlamıştım. Kıyıda bir tral balığı sürüsü denk geldi. Balıkların boyutları çok küçüktü, o yüzden avlamadım. Ama bayağı kalabalık bir sürüydü. Aklımda bir taraftan oradaydı tabii. Açığa doğru çıktım. Takribi 10-12 metreler civarında bir yerde yem balıklarının avlandığını gördüm. Yem balıklarını görünce orada büyük bir balık olabileceğini düşündüm ve bir taşın gölgesine yatıp agoşun dediğimiz teknikle avlanmaya karar verdim. Tam yaklaşık 10 metreler civarında tam dibe varmak üzereyken büyük bir patlama sesi oldu. Patlama sesi bütün vücudumda hissettim. Acayip titreme oldu böyle. Ben önce kıyıdaki tral balıkları aklıma geldi. Herhalde dedim cahil bir insan geldi balıkları gördü ve buna dinamit attığını düşündüm. Hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya başladım panik yaptığım için. Yukarı çıkarken suda acayip bir titreşim vardı ve benim yukarı çıkmamı engelledi. Resmen böyle fren yaptı. O beni daha çok panik yaptı. Hızlı hızlı palet kurarak yukarı çıkmaya karar verdim ve çıktım. Çıktıktan sonra hızlı bir şekilde karaya baktım. Birileri var mı diye. Kimse yok. Yanımda buddy'm vardı. Ondan uzaklaşmıştım. Onu aradım. Onu da bulamadım. Bu beni daha çok panik yaptı ve karaya dönmeye karar verdim. Çünkü denizde de enteresan bir sessizlik oldu. Hiç etrafta hiçbir canlı kalmamıştı. Hızlı bir şekilde karaya çıktım. İşte üstümü falan çıkardım. Buddy'm geldi yanıma. Ona sordum herhangi bir şey duydum diye. O da hiçbir şey duymamış. Sanırım o patlama anında o suyun üstünde olduğu için hiçbir şey fark etmemiş. Neyse karaya çıkıp telefonu elime aldıktan sonra baktım ki birkaç bildirim gelmiş. İşte bir yerlerde deprem olmuş falan. Dedim, herhalde bizim yaşadığımızda depremmiş dedim. Daha sonra videodaki saate bakıp deprem anındaki bildirimlere bakıp karşılaştığım zaman yaşadığımın deprem olduğunu anladım. Çok korkutucu bir deneyimdi. İlk önce anlasaydım belki daha çok panik yapardım ama ne olduğunu anlayamadığım için o an heyecanla ben de ne yaptığımı çok bilmiyorum açıkçası. Thank you.